a 3n artı 1 bir dizisinin birinci terimini bulmaya çalışacağız. Ee, biz a 3n artı 1 dizisini bir bn dizisi olarak düşünelim. Bu durumda bn eşittir. a 3n artı 1 gelmiş olur. Hemen a 3n artı 1'e buradan bir geçiş yapalım. En gördüğümüz yere 3n artı 1 yazacağız. Bu durumda a 3n artı 1 eşittir. En gördüğüm yere 3n artı 1 yazıyorum. Bu bana 3n artı 1'in karesi eksi 3n artı 1'i verecektir. Karış diye böyle parantezde yazıyorum arkadaşlar. O zaman benim elde ettiğim bu bn dizisi aslında 3n artı 1'in karesi eksi 3n artı 1'e eşittir. Buranın birinci terimini bulmak için de n yerine 1 yazmam gerekir. n yerine 1 yazdığımda 3 kere 1 3 bir daha 4 yapar. 4'ün karesinden 16 gelir. Yine 3 kere 1 3 bir daha 4 yapar. 16'dan 4'ü çıkarttığımızda da 12'ye ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız burada d şıkkı olarak gelecektir. AN dizisi PX polinomunun X eksi N ile bölümünden kalan olarak bize verilmiş. Aslında PX polinomunun X eksi N ile bölümünden kalanı bulmak için X eksi N'i sıfıra eşitleriz. Buradan X'imiz N olarak gelmiş olur. Bu N değerini de şuradaki X'in yerine yazarız ki bu da bize PN'i verecektir. Yani biz aslında AN'in neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. PN'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. A n artı 1 dizisinin ilk iki terimini bulmaya çalışacağız. A n'den A n artı 1'e geçelim. E, bu tip geçişlerde ben kafa karışmasın diye hep buna B n dizisi diyorum. Yani burada elde edeceğimiz A n artı 1 bize B n dizisini versin. A n P n ise A n artı 1'de en gördüğümüz yere n artı 1 yazacağımız için P n artı 1 olarak gelmiş olur. İşte elde ettiğimiz bu B n dizisinin ilk iki terimi için n yerine bir 1 yazarız. Bir de 2 yazarız. Ki burada n yerine 1 yazdığımızda bu bize P 1 artı 1'den 2'yi. 2 yazdığımızda da P 2 artı 1'den P 3'ü verecektir. Yani bizim burada P 2 artı P 3'ü bulmamız gerekir. Hemen şuradan bir P 2'yi bulalım. P 2 eşittir dediğimizde 2'nin 4. kuvveti 16. Eksi 2'nin küpünden 8. Eksi 2 artı 1'e ulaşırız. Bu da 17 eksi 10'dan bize 7'yi verecektir. P3'e baktığımızda 3'ün dördüncü kuvveti 81. 3'ün küpü 27. Eksi 3 artı 1'i elde etmiş oluruz. E, 81 bir daha 82 yapar. Eksi 27 eksi 3'ten eksi 30 gelir. 82 eksi 30'dan da 52'ye ulaşırız. Bu ikisinin toplamı bize 59'u verir. O zaman doğru cevabımızın A şıkkı 59 gelmesi gerekir. AN'in genel terimini baktığımızda n kare eksi 2'nin geldiğini görüyoruz. Mesela A1'i hesapladığımızda 1'in karesi eksi 2'den kaçı elde ediyoruz? Eksi 1'i işte burada yazılmış. Örneklerimizi arttırabiliriz. Aynı mantıkla BN'in genel teriminin de 2N geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin B3'ü hesapladığımızda 2 çarpı 3'ten kaçı elde ediyoruz? 6'yı işte B1, B2, b 3'ünde burada 6 olarak geldiğini görüyoruz. CN de aslında AN ve BN'in toplanmasıyla elde edilmiş. Burada CN'in genel terimini yazdığımızda da işte şu arada bize verilen AN artı BN olduğunu ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Hemen burada C10 diyelim. O zaman C10 bize neyi verecektir? A10 artı B10'u verecektir. Bir de C9'a ihtiyacımız var. C9'un da A9 artı B9 olarak geldiğini görüyoruz. Hemen A10'u ve B10'u bulup bunların toplamını bir bulalım. A10 dediğimizde AN'deki genel terim N kare eksi 2 olduğu için 10'un karesi eksi 2 gelmiş olur. Bn'deki genel terim 2n olduğu için B10 da bize 2 kere 10'u verecektir. 10'un karesi 100 yapar. 2 kere 10'dan 20 gelir. 100 artı 20 eksi 2'den de 118'i burada elde etmiş oluruz. A9 artı B9'u bulacağız. Bu durumda A9 bizi 9'un karesi eksi 2'ye götürür. B9 da bizi 2 kere 9'a götürecektir. 9'un karesi 81 yapar. 2 kere 9'dan 18 gelir. 81, 18 daha 99 yapar. 2 çıkarttığımızda 97'ye ulaşmış oluruz. Bunları toplamak istiyorum. 8 7 daha 15'in 5'i elde var 1. 1 1 daha 2 9 daha 11'in 1'i elde var 1. 1 artı 1'den de buraya 207 2 gelir. Doğru cevabımızın B şıkkı 215 olması gerekir. AN aritmetik dizisinin ortak farkını R olarak alalım. Bu durumda bize A10 ve A9 verilmişken A10'dan A9'u çıkarttığımızda ortak fark olan R'nin geleceğini söyleyebiliriz. Hemen A10'dan A9'u bir çıkartalım. 5M artı 2'den neyi çıkartmamız gerekiyor? 4M artı 3'ü çıkartmamız gerekiyor. Burayı düzenlediğimizde 5M 4M'den m gelir. 2 eksi 3'ten de eksi 1 gelecektir. Yani burada ortak fark M 1 olarak bulunmuştur. Yine aynı aritmetik dizide 9 ile 5 arasındaki fark 4 olduğu için eğer biz A9'dan A5'i çıkartırsak bu da ortak farkın 4 katını bize vermiş olur. 4M artı 3'ten M 3'ü çıkartıyoruz. 3'ler gider. 4M eksi M'den 3M gelir. Yani burada 4 tane R'mizin 3M'ye eşit olması gerekir. Üst tarafta biz R'mizi M eksi 1 bulmuştuk. Burada her tarafı 4 ile çarparsak 4 tane R'miz 4 tane M eksi 4 gelir. İşte burası da 4 R. Burası da 4 R. O zaman 3 M ile 4 M eksi 4 birbirine eşit olmalıdır. Hemen 3 M eşittir 4 M eksi 4 diyorum. Buradan da M değerimi 4 olarak buluyorum arkadaşlar. M'yi 4 buldum. R'miz yani ortak farkımız M eksi 1'di. O zaman R'miz de 4 eksi 1'den 3 olarak gelecektir. Yani burada ortak fark 3 olarak bulunmuş olur. A11'i bulmaya çalışıyoruz. Biz a 11'i A10 artı bir tane ortak fark olarak yazabiliriz. Zaten A10 5M artı 2 idi. M4 ise 5M artı 2. 5 kere 4 20 artı 2'den 22 gelir. Ortak farkı da 3 bulduğumuz için 22 artı 3'ten A11 25 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın aşık olması gerekir. Aritmetik dizimizde A1 ve A5'in ortasındaki terimimiz A3 geleceği için A1 ile A5'in toplamının 2 tane A3 eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman A1 artı A5'ten 2 A3 gelir. Bir A3 de ortadan geldiğinde 3 tane A3 bize 12'yi verecektir. Bu durumda A3'ümüz 12 bölü 3'ten 4 olarak gelmiş olur. A8'in de 19 olarak verildiğini görüyoruz. Aritmetik dizimizde 8 eksi 3 bize 5'i verdiği için A8'den A3'ü çıkarttığımızda ortak farkımızı R olarak alırsak bu ortak farkın 5 katına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. A8 19 olarak verilmiş A3 4 olarak verilmiş. 19-4 15 yapar 15 5 tane ortak farkı eşitse ortak farkımız 15 bölü 5'ten 3 olarak gelmiş olacaktır. Bunu yakalamış olduk. Diyor ki A2 A3 ve A7 geometrik bir dizinin ardışık 3 terimidir diyor. Hemen bunları bir hesaplayalım. Şimdi A8 19'du Ortak fark da 3 olduğu için A8'den bir tane ortak fark çıkartırsak A7'yi bulabiliriz. Bu da 19-3'den bize 16'yı verecektir. Bunun dışında A3'ün zaten 4 olduğunu biliyoruz. Yine ortak fark 3 olduğu için A3'den bir tane ortak fark çıkartırsak bu da bizi a 3ten bir önceki terim olan A2'ye götürür. Bu da 4 3'ten 1 yapar. İşte A2 1, A3 4, A7 16 geldi. Buradaki 1, 4 ve 16 geometrik bir dizinin ardışık üç terimi olabilir mi? Evet. Evet olabilir bakın burada 1 ile 16'nın çarpımı ortalarındaki 4'ün karesi geldiği için bu bize aslında bir geometrik diziyi verir diye düşünebiliriz ya da 4'ün 1'e oranı 16'nın 4'e oranı olduğu için burada da eşitlik geldiği için bunun yine bir geometrik dizi oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bunu belirlemiş olduk. Şimdi ikinciyi bir incelemeye çalışalım. İkinciye baktığımızda A4, A7 ve A10 aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimidir demiş. Aslında bunun doğrudan hemen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Zaten AN bir aritmetik diziydi. Yani buradaki ortak farkı falan bulmasak bile ben buraya A4 yazdığımda, buraya A7 yazdığımda, buraya da A10 yazdığımda hani 4'ten 7'ye 3 fark var, 7'den 10'a 3 fark var. 7, 4 ve onun tam ortasındaki değer olduğu için AN de bir aritmetik dizi olduğu için bu üçü de kendi arasında yine bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olabilir. Hatta şöyle söyleyelim. Hani A4'ü x olarak aldığımızda normalde A n'deki ortak farkı da m olarak almış olalım. A4'ten A7'ye geçerken x'in üzerine 3m ekleriz. Yani bu da x artı 3m olarak gelecektir. Yine A7'den A10'a geçerken de ortak farkın 3 katını ekleriz. Çünkü 10 7 3'ü verir. 3m'ye bir 3m daha eklediğimizde burası da x artı 6m'yi bize vermiş olacaktır. Yani bu 3'ü de aslında ortak farkı 3m olan bir aritmetik diziyi bize vermiş olur. Dediğim gibi bunu incelemeye gerek yok. Örneğin elimizde bir aritmetik dizi varsa A11 A21 A31 A41 de yine bize bir aritmetik dizi verir. Çünkü 11'den 21'e 10, 21'den 31'e 10, 31'den 41'e 10, 10 ilerlediğimiz için 10 terim 10 terim atladığımız için bu da yine biz bize bir aritmetik dizi verecektir. Bunun da doğru geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. 3 e, terimli sonlu dizisi hem aritmetik hem de geometrik dizidir denmiş. Şimdi biz burada ortak farkımızı zaten kaç olarak yakalamıştık? 3 olarak yakalamıştık. O zaman A4 eksi A2. 4'ten 2'ye 2 olduğu için ortak farkın 2 katını bize verir. Yani burası 2 kere 3'ten 6 yapacaktır. A8 eksi a da 8 eksi 6 bize 2 verir. 2 terimlik bir geçiş var. Ortak farkın 2 katından 6 gelir. Aynı mantıkla A14 eksi A12'de bize ortak farkın 2 katı 6'yı verecektir. 6 6 6 yani sabit bir dizi hem geometrik hem de aritmetik bir dizidir. Geometrik düşündüğümüzde ortak çarpan birdir. Aritmetik düşündüğümüzde ortak fark sıfır gelmiş olacaktır. Dolayısıyla bu sabit dizide bize isteneni vermiştir diyebiliriz. Bu durumda 3 ifade de doğru gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Bir geometrik diziden bahsettiğimiz için elimizde bir ortak çarpanın olması gerekiyor. Bize verilen değerlere baktığımızda 1 ve 625'i görüyoruz. Tabii ki 625 bize 5'in kaçıncı kuvvetini hatırlatacaktır? 4. kuvvetini hatırlatacaktır. 1'i de zaten 5 üzeri 0 gibi düşünebiliriz ya da doğrudan 1 gibi de alabiliriz. Yani biz burada 1'den 5'in 4. kuvvetine geçeceğimizi aslında anlamış oluyoruz. Ortak çarpanı tabii ki 5'in 4. kuvveti karşımızda olduğu için 5 gibi düşünebiliriz. Aslında aslında ortak çarpan burada 5'in karesinden 25 gibi de gelebilir. Eğer ortak çarpanı 25 olarak alırsak mesela birinci terim 1 bir gelir. Bir sonraki 1 çarpı 25 gelir. Diğeri 1 çarpı 25'in karesi gelir. Ki bu bizi 625'e götürecektir. Ama bu durumda bir sonraki de 1 çarpı 25'in küpü olarak gelecektir ve terimlerimiz büyüyerek gitmiş olur. Hatta burada ortak çarpanı 625 gibi düşünsek birinci terim 1. Bir, bir sonraki 1 çarpı 625. Diğeri 1 çarpı 625'in karesi diye gideceği için daha da büyük terimler elde etmiş oluruz. Ama biz burada eğer doğrudan 5 üzerinden gidersek daha küçük terimler yakalayacağımızı söyleyebiliriz. Birinci terim 1 bir gelir. Bir sonraki 1 çarpı 5. Bir sonraki 1 çarpı 5'in karesi, Bir sonraki 1 çarpı 5'in küpü. Bir sonraki 1 çarpı 5 üzeri 4 gelecektir. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 terim yakaladık. Burada da bize 5 terimin verildiğini görüyoruz. Yani bence bunun üzerinden gitmemiz gerekir. Burada tabii şu da olabilirdi aslında. Hani ortak çarpan eksi 5 olabilirdi. Birinci terim 1, bir, ikincisi eksi 5, üçüncüsü 25, 5, 4. 125, 5. 625 diye de gidebilirdik. Bu durumda aslında şu terimlerimiz de daha küçük terimler gelirdi ve şuradaki toplam azalmış olurdu. Ama A, B, C'nin pozitif tam sayılar oldukları söylendiği için burada negatif değerleri kullanamayacağız arkadaşlar. Bu durumda zaten 1 ve 625 vardı. 1 ve 625 yani 5'in 4. kuvvetini çiziyorum. Geriye 1 kere 5'ten 5, 1 çarpı 5'in karesinden 25, 1 çarpı 5'in küpünden 125 kalacaktır. ABCyi bunlarla eşleştirebiliriz. Bunların toplamı da 125 25 daha 155 daha bize 155'i verir. Doğru cevabımızın B şıkkı 155 olması gerekir. Aritmetik dizimizde A10 eksi A6 10 ile 6 arasında 4 fark olduğu için ortak farkın 4 katını bize verecektir. Buradaki ortak farkı R gibi düşünürsek 4 tane R'mizin 8'e eşit olması yani R'mizin 8 bölü 4'ten 2 olarak gelmesi gerekir. Şimdi R'yi 2 olarak aldık. E, A2 ile A3'ün çarpımı 48 olarak verilmiş. Biz burada A2'yi aynen alalım. A3'ü de A2 artı ortak fark olarak yazalım. Ortak fark 2 olduğu için buraya 2 yazıyorum. A2 çarpı A2 artı 2'nin 48 geldiğini görüyorum. Tabii A2'leri dağıtarak ilerleyebilirim ama 48'i görünce ve şuradaki A2 ile arasında bundan 2 fazla olan değeri görünce aklıma 6 kere 8 ve eksi 8 kere eksi 6 geliyor. A2'yi 6 alsak A2 artı 2 8 olarak gelecektir. Yani bizim A2'miz 6 olabilir. Ama a 2 eksi 8 alırsak eksi 8 artı 2'den burada eksi 6 gelir. Yine çarpımları bizi 48'e götürecektir. Yani bizim A2'miz burada eksi 8 de olabilir. Ortak farkın kaç olduğunu biliyoruz. Ee, biz burada 2 olduğunu biliyoruz. A5 ile A6'nın toplamını bulmaya çalışacağız. A2'yi yakaladığımız için bence A2 üzerinden yazalım. Biz A5'i A2 artı 3 tane ortak fark. Ortak fark 2 olduğu için 3 kere 2'den 6 olarak yazabiliriz. A6'da a 5ten 2 fazla geleceği için bu da A2 artı 6 artı 2 yani A2 artı 8 gelir. Bunların toplamı da bize 2 tane A2 artı 14'ü verecektir. A2'yi 6 a aldığımızda 2 kere 6 12 14 daha bize 26'yı verir. A2 eksi 8 aldığımızda 2 kere eksi 8 eksi 16 14 daha bize eksi 2'yi vermiş olur. Yani A5 artı A6 26 da olabilir eksi 2 de olabilir. bunların toplamın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. O zaman 26 ile eksi 2'yi toplayacağız. Bu bize 24'ü verecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 24 olması gerekir. İlk n terimin toplamı Sn olarak bize verilmiş. O zaman S3 dediğimizde aslında S3 bize A1 artı A2 artı A3'ü verecektir. Bunun 4 geldiğini görüyoruz. S6'ya baktığımızda ise A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6'nın geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ee, bunun da kaç geldiğini görüyoruz. 112 geldiğini görüyoruz. A5 bölü A3'ü yakalamaya çalışacağız. Buradaki ortak çarpanı hani geometrik dizimiz var ya bunun ortak çarpanını R olarak alırsak aslında A5'i A3 çarpı R'nin karesi olarak yazabiliriz. Bunu A3 oranladığımızda A3'ler gider geriye R kare kalacaktır. Yani biz burada ortak çarpanın karesini aradığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar ben burada e, hani A1 artı A2 artı A3'ü biliyorum ya orayı şöyle 4 olarak alacağım. A4, A5, A6'yı da A1 A2, A3'ün toplamına benzetmeye çalışacağım. A1'den A4'e geçiş yapmak istediğimizde 4-1 bize 3'ü verdiği için A4'ü A1 çarpı ortak çarpanın küpü olarak yazabiliriz. Aynı mantıkla A2'den A5'e geçiş yapsak yine 5-2 bize 3'ü verdiği için A5'i A2 çarpı R'nin küpü. Aynı mantıkla A6'yı da a A3 çarpı R'nin küpü olarak yazabiliriz. E ben burayı R küp parantezine aldığımda A1 artı A2 artı A3 elde ederim. Bu toplamında zaten 4 olduğunu biliyorum. Demek ki A4 artı A5 artı A6 R küp çarpı ne olarak gelmiştir? 4. Yani 4 tane R küp olarak gelmiştir. E 4 de burada var. Bunların toplamı bize 112'yi vermeli. Hemen 4 tane R küp yazıyorum. Şu 4'ü karşıya gönderiyorum. 112 eksi 4 bize 108'i verecektir. Her tarafı 4'e böldüğümüzde de R küpümüz 108 bölü 4'ten 27 gelir. Bu 27 3'ün küpü olduğu için R'mizin de 3 olması gerekir. Biz R kareyi arıyorduk. 3'ün karesi bize 9'u verir. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Buradaki sandalye sayılarının aritmetik bir dizinin terimleri olduğu söylenmiş. O zaman birinci sırayı A1 gibi, 4 sırayı da A4 gibi düşünelim. Birinci sırada 4 tane sandalye, ikinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 5 de burada 10 tane sandalye görüyoruz. Aritmetik bir dizide A4 ve A1 arasındaki fark 4-1 bize 3'ü verdiği için eğer ortak farkı R olarak alırsak bize 3R'ye götürecektir. E bunlardan biri 10, biri 4, 10'dan 4'ü çıkartınca 6 gelir. O zaman 6 burada. 3 r eşittir. R'miz de 6 bölü 3'ten 2 olarak gelmiştir. 14. sıradaki sandalye sayısı da bizi A14'e götürür. Hemen burada A14'ü bulmaya çalışalım. Zaten A4'ün kaç olduğunu biliyoruz. 10 olduğunu biliyoruz. 14 4 bize 10'u verdiği için A14 eksi a 4de bize neyi vermiş olacaktır? Ortak farkın 10 katını verecektir. Ortak farkı 2 bulduk. Burası 10 kere 2'den 20 yapar. A4 10'du. Burası eksi 10 gelir. Eksi 10'u karşıya gönderdiğimizde A14'ümüz 20 artı 10'dan 30 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı 30 olması gerekir. İlk n terimin toplamı Sn olarak bize verilmiş. Ben burada S8'i görüyorum. Bu durumda S8 A1 artı A2 artı nokta nokta A8'e kadar olan toplamdır. Bundan S7 çıkarttığımızda A1 artı A2 artı nokta nokta A7'ye kadar olan toplamı çıkartmış oluruz. Dikkat edersek burası A1 artı A2 artı nokta nokta A7 artı A8 gelir. Eksiyi dağıttığımızda şurası ise bize eksi A1 eksi A2 nokta nokta eksi A7'yi verecektir. E burada A1'ler birbirini A2'ler birbirini A7'ler birbirini aradaki terimler birbirini götürür. Geriye sadece A8 kalır. Yani aslında S8 eksi S7 A8 olarak gelecektir. Bu da 5'e eşittir. Aynı mantıkla şu alt taraftaki eşitliği düzenlediğimizde bu seferde A1'den kaça kadar toplayacağız? A10'a kadar toplayacağız. Bundan da A1, A2 A8'e kadar olan toplamı çıkartmış olacağız. Aynı altta olduğu gibi A1'ler, A2'ler nokta nokta A8'ler birbirini götürecek. Geriye şu kısımda A9 ve A10 kalmış olacak. Bu durumda bunların toplamının da kaç geldiğini söyleyebiliriz. 28 geldiğini söyleyebiliriz. Aritmetik diz merkezimizde A8 artı A9 artı A10 dediğimizde 9, 8 ve 10'un ortasında olduğu için A8 ile A10'un toplamı aslında 2 tane A9 yapar. Bir de A9 buradan geleceği için burası bize 2 tane A9 artı 1 tane A9'dan 3 tane A9'u verecektir. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki A9 ve A10'u alalım 28. Bir de buradaki A8'e ekleyelim. 5 de buradan gelsin. 33 bize neyi vermiş olsun aslında? 3 tane A9'u vermiş olsun. Her tarafı 3'e böldüğümüzde A9 değerimiz 33 bölü 3'ten 11 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. 15 tane B1, 5 tane B2'ye eşit olarak verilmiş. Bu ikisini bir almak istiyorum. 15 çarpı B1 eşittir. 5 çarpı B2 dedik. Her tarafı 5'e böldüğümüzde 15 bölü 5'ten 3 tane B1, 5 bölü 5'ten 1 tane b 2 eşit olarak gelecektir. Zaten geometrik dizimizdeki yani BN'deki ortak çarpanı R olarak alırsak B1 ile R'nin çarpımı bize b 2 vermelidir. İşte B1 ile 3'ü çarptığımızda B2 geldiği için buradaki ortak çarpanın kaç geldiğini söyleyebiliriz. 3 geldi söyleyebiliriz o zaman geometrik dizinin ortak çarpanı şu anda kaç olarak bulunmuştur 3 olarak bulunmuştur Bunun dışında 5 tane a1'in e, a4'e eşit olduğunu görüyoruz Normalde a4'ü nasıl yazabiliriz a1 cinsinden elimizde aritmetik bir dizi var ortak farkı K olarak alırsak aslında a1 artı 3 tane K yazabiliriz İşte bu da bize neyi verecektir o zaman 5 tane a1'i verecektir a1'i karşıya gönderdiğimizde 3 tane k'miz 5 a1 eksi a1'den 4 tane A1 olarak gelmiş olur. Burada A7'den bahsedilmiş. A7'yi de A1 cinsinden yazmaya çalışalım. Ortak fark K'di. 7-1 6 yaptığı için A7'mizi A1 artı 6 K olarak yazabiliriz. Bu durumda A1 artı 6 K'miz 135'e eşit olacaktır. Ben burada 3 K'yi görüyorum. Her iki tarafı 2 ile genişletirsem 6 tane K'miz 8 tane A1'e eşit gelir. Şuradaki 6 K yerine 8 A1 yazabilirim. 8 A1 A1 daha 9 A1 yapar. 9 tane A1 135'e eşitse A birimiz 135 bölü 9'dan 15 olarak bulunmuş olacaktır. A bir 15 şurada yerine yazarsak 3 tane K eşittir 4 kere 15'ten 60 gelir. Aritmetik dizimizin ortak farkı olan K de 60 bölü 3'ten 20 olarak bulunmuş olacaktır. Bu durumda aritmetik dizimizin ortak farkının da kaç geldiğini görüyoruz, 20 geldiğini görüyoruz. 20 3'ün kaç katı bunu bulmaya çalışacağız. Bu durumda 20 ile 3 e oranlarız ve 20 bölü 3'e ulaşırız. Doğru cevabımız da burada E şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. Görselde verilen renkli dikdörtgenlerimiz renkleri dışında birbirleri ile eş olan dikdörtgenler olarak bizlere verilmiş. Burada bir tanesinin şu genişliğini m olarak aldığımızı düşünelim. Her birinin genişliği m olarak gelmiş olacaktır. E, kullandığımız topun kalınlığı ihmal edildiğinde. Topun 5 no'lu bloğu yok edene kadar yukarıya doğru yaptığı hareketlerdeki aldığı toplam yol kaç birimdir diye sorulmuş. Buradaki blokları da aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmamız gerektiği söylenmiş. Bu 1 numara, bu 2 numara, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6 gelip bu şekilde devam edecek. Ee, burada e, önemli bir bilgimiz daha var. Hareketlerinde her zaman en kısa yolu kullanan topun çarptığı blok yok oluyor diyoruz. Tabii en kısa yolda olduğu için e, zemin ile dikdörtgen arasındaki dik mesafeye odaklanacağız. Mesela topumuz hareket ettiğinde birinci bloğu yok etmesi için şöyle dik şekilde uzaklığımızı aldığımızda gördüğümüz üzere 20 birimlik bir yukarıya doğru hareket yapması gerekiyor. Yukarıya doğru olan hareketimiz 20 birim gelecek. Aynı mantıkla en kısa mesafeden dönecek aşağıya doğru da 20 birim ne yapmış olacak yol almış olacak. Ama biz yukarıya doğru olan hareketlerimizin toplamını bulmaya çalışıyoruz. Tabi 20 birimlik hareketten sonra artık sarı yok oldu. 20 birimde döndük. Bu sefer yukarıya doğru hareket edip 2 numarayı yok etmeye çalışacağız. 2 numara için alacağımız yol da en kısa yol diyelim. Çünkü hep en kısa yol üzerinden gidiyoruz. Bu sefer 20'nin üzerine şu M'nin eklenmesiyle bulunacak. Bunun da ne geleceğini söyleyebiliriz. 20 artı M geleceğini söyleyebiliriz. Dönüşte de yine 20 artı M yol almış oluruz. O zaman hep bir sonraki blok için 20'nin üzerine M ekleyerek ilerleyeceğiz. O zaman birinci blok diyelim. ikinci blok, üçüncü blok. Blok, dördüncü blok, 5. blok demiş olalım. Birinci için alacağımız toplam yol 20, ikinci için 20 artı m, üçüncü için bunun üzerine bir m daha eklersek 20 artı 2m. Burada 20 artı 3m, burada da 20 artı 4m'nin geleceğini söyleyebiliriz. Bunların toplamını bulmaya çalışıyoruz. Ee, burada aritmetik bir düzen var. Artış miktarı hep m olarak gelmiş. Elimizde 5 tane ifadenin olduğunu düşünürsek ortanca çarpı terim sayısı buradaki toplamı verecektir. Bunların hepsini topladığımızda ortancamız 20 artı 2m olduğu için 20 artı 2m'yi terim sayımız olan 5 çarparız. Bu da bize 100 artı 10m'yi vermiş olur. Yani biz burada 100 artı 10 m'yi bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu kafamızı karıştırıyorsa zaten şöyle toplama işlemi yaparak da 100 artı 10 m'yi rahatlıkla elde edebiliriz. Peki m'yi nasıl bulacağız? Diyor ki 10 nolu blok ile 16 nolu blok arasındaki mesafe 30 birim olmaktadır. Onları bir resmetmeye çalışalım. Daha rahat yorum yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela şöyle birleştirelim. Bu 10 numara olsun. Şu 11 numara olsun. Şunun 12 numara olduğunu düşünelim. Şu 10 3 numara gelsin bu 14 numara olsun bu da 15 ve 16 numarayı bize versin. Bunların her biri birbirine eş dikdörtgen bloklarımız olsun. Bu 10 numara bu 11 numara bu 12 bu 13 bu 14 bu 15 bu da 16 gelecektir. 10 ile 16 arasındaki mesafeyi hesaplayacağız. Şimdi bu 16 numara bunun da 10 numara geldiğini görüyoruz. Ee, her biri bize M birimlik genişliği vermiş oluyordu. M'yi de şöyle yazıyorum. Dikkat edersek 10 ile 16 arasında 1, 2, 3, 4, 5 M'lik neyin geldiğini geldiğini görüyoruz. Mesafenin geldiğini görüyoruz. İşte bu 5M bize neyi veriyor o zaman? 30'u veriyor. 5M eşittir 30 geldi. Buradan M'yi bulursak 30 bölü 5'ten 6 gelir. Bizim ihtiyacımız olan 10M. M 6 ise 10M'miz 10 kere alttan 60 gelmiştir. 100 artı 60 da bize 160'ı verir. Aradığımız cevabın B şıkkı 160 olması gerekir.